Selamlar gençler, ne haber? Ben sizin en sevdiğiniz kahve makinesi. Nasılsınız? Şimdi az buz Türkiye'de içerik üreticiliğinin ne olduğunu artık siz de çok iyi biliyorsunuz. Kaliteli videolar, kalitesiz videolar, özentiler, çalıntılar vesaire derken Türkiye'de gerçekten çok değişik bir sektör var. Ama özellikle kadınsanız izleyebileceğiniz iki tane yön var. Ya kaliteli içerikler üretirseniz ya da sadece ilgi çekmeye çalışırsınız. Evet, bugünkü videomuzun konusu ismin nasıl okunduğunu bilmediğim Nadine Q olacak. Hadi gelin videoya geçelim. Şimdi bu arkadaşı daha önce Twitch kesitleri paylaşan kanallardan veya direkt kendi Instagram Reels'larından görmüştüm. Şimdi yaklaşırken hiç ön yargılı olmak istemiyordum, tamam mı? Hani gidip direkt iyi girl, abaz avcısı falan da demek istemiyordum. Ama bugün iki tane forma aldım. Bir tanesi böyle Ronaldo forması, bir tanesi de bu. İstedim, bunun üstünde Emir Ateş yazıyor. Bunun üstünde de Emir Ateş yazıyor. Anlamadım. Bir kere de yanılsın şu Türk halkının, Türk erkeğinin yücelttiği kızlar bir kere de yanılsın. Evet kanka, Emir Ateş ya, vallahi çok komik. İlk defa benim aklıma geldi. Chat ya, gülsenize. Neyse, kısaca arkadaşın içeriklerini umarım anlamışsınızdır. Şimdi şahsen ben genel olarak tipiyle, hareketleriyle gündeme gelen ya da popüler olan insanlara karşı bir şey demiyorum. Olabilirler sonuçta kendi hayatları. Ama bazıları o kadar itici paylaşımlar yapıyor ki, işte bunlardan birisi de Nadine Q isimli arkadaş. Bu size izlettiğim tek ve ilk cringe video kesinlikle değil. Şimdi genelde bu tarz paylaşım yapan kızlar nedense erkek düşmanı oluyor ya da çok fazla aşka kuşku oluyor. Ama öz ablama helal olsun, hiç geri vites falan atmamış, direkt gidip erkek avcısı olmuş. Tamamen erkek ilgisi için yaşıyor anladığım kadarıyla. Nimpia misalliyim, al ayağına yatayım, filtre makyajı fullleyeyim, ağzımı gevelerek konuşayım, bir de cinsiyetimi kullanarak izleneyim. Yani gerçekten bu mantıkla hareket eden bir ablamız kısacası. Yine aslında benim için bir sıkıntı olmayabilirdi. Ama bu abla davranışlarıyla utanmadan bir de fikir belirtiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki fikir belirtmesi onun tamamen özgürlüğü yani. Evet, ben buna katılıyorum, tamamen özgürlük. Ama Allah aşkına, fikir belirttiği şeylere bir göz atmak ister misiniz? Geçenlerde dolaşırken bir post gördüm. Postu kısaca da şöyle anlatayım size. Bir kız sınava giriyor, sınavdaki gözü öğrenci de kızın Instagram'ını buluyor, ona yazıyor. Ki parantez açayım, muhtemelen öğrenci listesinden buluyor. Yani kızın rızası olmadan. Daha sonrasında kızı yazıyor. Yazarken de şöyle diyor. Tüm sınav seni izledim, çok güzeldin falan tarzında cümleler kuruyor. İşte bundan sonra bunu da taciz adı altında paylaşmışlar. Bilin bakalım hangi gereksiz erkek avcısı buna yorum yaptı. İşte yazmış, bu gayet normal bacılar, size siz şöylesiniz böylesiniz deyip taciz edilen kıza da sallamış baya baya. Ya işte bu taciz değil, sen geri kafalısın falan. Bir de utanmadan gidip kızı akrabasıyla falan evlenmesini söylemiş, yani gerçekten çok itici. Sanırım makyajı aşağı doğru değil de direkt beynine akmış. Bir insanın buna taciz değil diyebilmesi için zekalı olması lazım. Biz sınavlara, okullara ders için gidiyoruz. Dikizlenmek için değil. Vay be, gerçekten derslerimi, sınavıma girmek için gittiğim okulda taciz edildim ve bu benim suçum. Aynen Nadine, aynen. Hiç kimse ağzını tadını bile. Ciddiyim, çoraplarımı falan yiyordu. Gerçekten köpek sapıktı. Popomu ısırıyor. Of ya arkadaşlar, köpeğim benim götümü ısırdı. İşte çorabımı yaladı. Bu arada eğer yalamak isteyen varsa illa boyun atabilir. Tarzına takılmak ne ya? Gerçekten cidden midem bulandı izlerken. Yani şu hareketlerin devri geçmedi mi oğlum? Artık yıl olmuş 2024. Tamamen varoşluk. Tamam dostum, anlıyorum, izleniyorsun da bu bir başarı değil. Kadın olup video yükleyen herkes zaten illa bir kitleye ulaşıyor. Çünkü Türk erkekleri abaza bir kitle. Bir de utanmadan saçma sapan konularda fikir belirtiyor bu arkadaş. Yani gerçekten normal, sağlıklı bir düşünce yapısına sahip olsa yemin ederim var ya, ağzımı bile açmayacağım. Ama artık senin gerçekten hasta olduğunu düşünmeye başladım. Yani belki de bir tanı falan da koyulabilir. Erkek ilgisi göloji diye. Misal geçen yine profiline bakayım dedim. Paylaştığı posta bakalım. Bu azarda falan takılan bir erkeği paylaşmış. Orada da yazmış. İşte bu adam sürekli kadınların ilgisini alıyor. Kadınları eleştiriyor. Vücutlarını eleştiriyor tarzında. Şimdi normal şartlarla baktığımızda hani haklı bir yaklaşım. Ama Nadine'cim, sanırım sen kayıp balık Nemo'daki Dory'nin hafızasına sahipsin. Çünkü geçmiş postlarına baktığımızda senin kadınları götlerine göre yargıladığını görüyoruz. İşte şu götlü kadınlardan uzaktır, onu tavsiye eder tarzına takılıp da yani bunu demek gerçekten saçmalık olmuş. Tamamen senin gibi birinin yapabileceği bir hareket. Neyse, daha sonra saldığım bu muhabbeti dedim ki hani birazcık profilinde gezeyim. Efsane Milan kadrosunu sayabilen erkek. Of, bayılıyorum ya. Ya oğlum git sokaktan 10 tane erkek çevir. Zaten 8'i sana sayar bu. Nasıl bir genelleme biçimin? Of erkekler merhaba ya. Burada siz şey sayabiliyor musunuz Milan kadrosunu? Evet biliyorum, her erkek sayabiliyor ama siz bu postu beğenin diye ben böyle atacağım. Of dostum, gerçekten senin umurunda değil ama şu etkileşim köpekliğini bırakman lazım acil. Ya canımı tak etti, ben niye yalnızım diye ağladığı bir post daha var. Allah Allah ya, neden yalnız olabilirsin? Acaba neden? Şu profile sahip birinin yalnız olması sence de çok normal değil mi? Bak Allah çarpsın, Deccal'e bile ben daha fazla güveniyorum. Hani en azından bir amacı var. Bu arkadaşın erkek yaranmaları arttıkça ben daha da çok rahatsız olmaya başladım. İşte dakika başı Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo, FIFA, erkek, top, futbol, Ronaldo, Ronaldo.
Ronaldo bu arada çok yakışıyor. Ronaldo'cu erkekler diye takılıyor. İşte ne bileyim YouTube'da gitmiş böyle bir post atmış. Ha bir abi yılda Messi görüyorum, Ronaldo görüyorum. Ne Ronaldo'ymuş arkadaş ya. Finalde dedim ki tamam hadi hepsini sallayalım. Bir kick hesabına göz atayım. Keşke atmasaydım. Bu gözlerimi var ya deterjanla suyla yıkamak istiyorum şu anda. Sahibem kızma sahibem. Bu ne komik, ne eğlenceli. Yani hayatımda gördüğüm en tiksindirici şey. Ben bu internete bunları görmek için para vermiyorum. Bu arada üstüme bas ne olur sahibe. Of çok komiyim. Hayır bak diyeceğim ki acaba başkası mı klip almış? Gitmiş onu da kendisi almış. Tamam lan en sen ünlü olacaksın. En çok parayı sen kazanacaksın. Ne olur dur ne olur. Zaten demiş. Kombin Kadıköy Köstebek butik kokuyor mu? Kombin Kadıköy Köstebek butik kokuyor ya. Bir şey diyeceğim. Bu biraz önce kadınları eleştirmeyin, vücutlarına laf etmeyin diye karışmıyor muydu? Of kanka tamam Allah'a net olsun bütün erkekler senin hadi al artık git hadi ya. Oğlum normal bir şekilde kombin videosu çeken bir kadın ya bir kadın. Ayrıca senden bile daha fazla feminen duruyor. Hani utanmadan bir de laf atmışsın yazık olmuş dostum. Yani tüm bunlardan sonra sanırım hiç kimsenin yapabilecek bir şey yok. Belki seninle konuşurum diye düşünüp sana babaannesinin emekli maaşını basan erkek izleyicilerine iyi günler diliyorum. Nasıl olsa bu ailemde herkes elinde sonunda insanlara nasıl davranması gerektiğini öğrenecek. Umarım sen de kendini düzeltirsin dostum. Annesi babası tarafından asla sevilmediğini, ailesi tarafından asla ilgi görmediğini, okulda arkadaşları tarafından hep zorbalanıp dışlandığını nereden anlarsınız biliyor musunuz? Bir şakomeyin olmasından. Alo, Bakırköy Deliler Hastanesi mi?